çıkaralım bu anlamda. Tabii her yaşa hitap etmekle birlikte faaliyetlerin artmasıyla dediğiniz üzere gençlerin katılımı daha da arttı. Gençlerle ne tür faaliyetler yapıyoruz? Mesela bu anlamda edindiğiniz işte elde ettiğiniz tecrübeler ya da işte dereceler gerek ulusal yere bazda, ulusal bazda ya da dünya çapında. Gençlerle Evet. şu şekilde biz aslında derneğin dediğim gibi yukarı köşelerle gençlerle oluşan Orada durun bir şimdi. Oy oy şeyle oy oy. Evet, kıymetli olanlar. Kahve köşelerinden olimpiyatlara piyadalara giden giden bir bir süreç şeyiz. var. Şimdi Engeller Derneğimizin üyeleriyle yaptığı bir çalışma. Aslında engelli olmayanların, öyle söyleyelim, engel tanımayanların, gençlerimizin hikayesi. Bunu dinleyelim. Buyurun. Aslında şu şekilde biz Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na proje verdik. Sessiz adamlar olimpiyatlara. Sessiz. Adamlarla olimpiyatlara. Hani biz işitme engeli vesaire dediğimiz zaman Evet. kendilerine işitme engeli dediğimiz zaman yok bizim öyle bir engelimiz çok yüce Rabbim binlerce hamd olsun. Biz çoşku sağlığımız yerimizde. Sadece bir eksik yanımız ne kadar varsa daha çok güçlü yanlarımız da var. Ha. Hani Biz o açığımızı başka başka yeteneklerimizle yeteneklerimiz kapatıyoruz. aynen kapatıyor. O Güzel. yüzden şükürdardırlar. Hani bugüne kadar ben hiçbir tane engelli gencimizin şikayet ettiğini görmedim. Yani umut dolular, öyle söyleyelim. Umutlular. Yani Çok yeter harika. ki Evet. destek olunsa onların aşamayacağı hiçbir engel yok. Yani bütün engelleri aşabiliyor. En son dediğim gibi şu an mesela bizim 4 tane sporcumuz milli takım kampında. Maşallah. Milli takım kampında 2018 yılında İtalya'da yapılan o 21 gençlerde Avrupa üçüncüsü oldular. Avrupa Avrupa üçüncüsü oldular. voleybol muydu Voleybol bu? dalında. Evet gençler, İşitme Engeller Derneğimizin gençleri kurdukları voleybol takımıyla Avrupa üçüncüsü oldular. Avrupa üçüncüsü oldular. Hangi Orada yıldı? 2018 yılında. 2018 yılında. Evet, Van'ımızda nice nice dereceler var. En son Bunları buradan paylaşmak yaptığımız istiyoruz. faaliyetlerde de Türkiye ikincisi olduk. Yine takım tamamen 23 yaş altında oluşan bir takım. Evet. Çünkü azımlıdırlar. Biz sadece yönlendiriyoruz. Evet. Onlar da azımlı olduğu için hani hiçbir engelli kendini daha doğrusu engelli olarak saymadıklarından dolayı diğer bana göre normal engelsiz bireylere de örnek oluyorlar. Yani Yani o, tam da o arada şunu sorayım. Birbirleri olan bağlılıkların çok daha güçlü olması lazım o zaman. Çünkü hem böyle bir başarı hem zaten başarının gelmesinin tek nedeni birbirlerine bağlı olmaları, birbirlerine verdikleri destek, birbirlerine verdikleri güçten Evet. kaynaklanıyor. Hani başarı istiyorsan orada gerçekten bir birliktelik olacak, bir takım ruhu olacak. Hani bunlar bu takım ruhunu oluşturdular. Evet. Oluşturduklarından dolayı da hani biz Süper Lig'e çıktığımız hemen ikinci yıl Türkiye ikincisi oldular. Hemen orada milli Maşallah. takıma gitmeye Evet. gittiler. Dediğim gibi şu anda da milli takım kampındadırlar Karabük'te. Eylül ayında da Allah nasip ederse tekrardan Türkiye'yi temsil eden bu sefer yine İtalya'da Dünya Şampiyonası'na gidecekler. Şu an bizim aslında o gençler 2022 yılında Brezilya'da yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Yani böyle bir hedefin olması ne kadar güzel. Yani 2022 yılını hesap edip işte Brezilya'da yapılacak şampiyonalarda yer almayı kafaya koymak ve bunu işitme engellerimizin düşünmesi. Harika şeyler söylüyorsunuz. Devamını diliyoruz. Evet. Onun dışında yine genç bir milli sporcumuz, yüzücümüz var. Türkiye genelinde 20 tane madalyası var. Genelde hep birincilik, ikincilik Evet. derecesi elde eder. Onlar o da Avrupa'da tabii derece elde edemedi bazı sıkıntılardan dolayı, hasta düştüğünden dolayı. Avrupa'da o derece de elde edemedi ama Allah nasip ederse olimpiyatlara katılmak için şu an büyük bir azim gösteriyor, büyük bir çaba gösteriyor. İnşallah onu da diğer gençlerimiz gibi onu da olimpiyatlarda görmek isteriz. Tabii Allah nasip ederse olimpiyatlara onlarla birlikte yine onları yalnız bırakmayı düşünmüyorum. Konuşan bir başkan olarak gitmeyi düşünüyorum. Tanıdığım isimler var. Muhammed Güleş futboldan. Enes'imiz var. Aynen hani Yüzmede. Enes'imizin de bayağı bir derecesi var. Onu da bir açıklayın işte Enes kendisine. arkadaşımız da o da küçüklükten beri sürekli yüzmeye gelip gidiyor, sürekli yüzüyor. Zaten dediğim gibi hani derneğimizin ön planda olması işte Muhammed Üçgüleç, Enes, Baran ve diğer arkadaşların sayesinde diğer engel gruplarımız ve gençlerimiz biz de varız demeye başladılar. Ya bunlar yapabildiyseler biz niye yapamayalım dedikleri için ve bir de bunlar da birbirlerinin
çok bağımlıdırlar. Birilerini tuttular mı hatasıyla, şeyle birilerini örtebilen bir ekip olduğundan dolayı görüyor. Birilerini bu şekilde kabullenmişler. O şekilde kabullendikleri için de başarı da geliyor. Aslında bunu keşke engel olmayanlar başarabilse. Şu an işitme engeller dediğimiz gençlerimiz bunu çok rahatlıkla bu birliği başarmışken aslında birçok sıkıntısı olan ama yani tavır davranış olarak söylüyorum ama bedensel olarak hiçbir engeli olmayan insanlar aslında bunu başaramıyor. Onun için işitme engeller 1-0 önde diyelim. Aslında 1-0 önde de biz diğer engelsiz gençlere örnek oluyoruz. Engelli bireyler bütün engeller aşıp gidebiliyorsalar bizim hiçbir engelimiz yokken biz niye gitmeyelim? Aslında bunu bir oturup düşünmeleri gerekir gençlerin. Yani onların daha çok imkanı var. Çünkü iletişimsizlik yaşamıyorlar, sıkıntı yaşamıyorlar. Onlar hep gittiği yerlerde iletişimsizlik yaşadıklarından dolayı benim gibi konuşan bir başkana arayıp çözmek isterler. Ama dediğim gibi bizim diğer gençler bence onlar da azimli olsalar çok rahat bir şekilde ülkemizi yurt dışında temsil edeceklerine bütün gençlerde inanıyorum. Gerçekten başarılarınız göz dolduruyor. İtalya'da gençlerimizin başarısı. Sadece biz yol göstericisi olduk. Arkalarında destek vermeye çalıştık. Tamamen başarı ben sessiz adamların ve sessiz gençlerin diyeyim. Aslında bir ekipçe yani gerek yönetim kurulu gerek gençlerin kendi azim ve kararlılıkları bu süreci tamamlıyor. Bir soruyla devam edelim. Şimdi bir gazete çıkarma düşünceniz var. Hatta bu düşünce işte pişti, gelişti. Baskıya dönüştü. Basımı yapıldı. 10. yılınız itibariyle gazete bastırıyorsunuz. Niçin böyle bir gazete basma ihtiyaç duydunuz ve şu an nasıl gidiyor? Ya şu şekilde aslında içerisinde bayağı bir dolu dizgin. Hani gençlerin yaptığı başarılar, onların kendi hikayeleri, öyküleri, o şekil bir gazete bastık. Hani bunu gerek duyduğum gerek duyduk. Öbür gençlere örnek olsun diye böyle bir gazete çıkardık. İşte 1000'e yakın gazete çıkardık. Allah nasip ederse baskından çıktıktan sonra bunu bütün gençlere dağıtmayı düşünüyoruz. Kurum ve kuruluşlara gençlere dağıtmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse ilkini size takdim edeceğiz. Hani gazetede bizim derneğin hikayesi var. Hani bunun dışında gazetenin içerisinde sadece Van'daki tek STK'lar değil, Türkiye genelindeki birçoğu STK ve kurumların bize tebrik mesajı geldi. Hani gazetenin içeriğini gördükten sonra gençlerin yaptığı başarılar ve aldığı eğitimler onları göz önünde bulundukları için hem gençler hem derneğimizin 10. yılını kutladılar. Aslında birçok şehre de örnek olacak bu gazete. Aslında bu Türkiye'de bir ilk. Evet. Yani Türkiye'de bir ilk. Daha önce böyle bir gazete basan herhangi bir dernek veya bir sivil toplum kuruluşu olmadı. Hani bu da proje kapsamında bunu gerçekleştirdik. Hani belki bu derneği duymayan ve de bilmeyenler için belki bir tanıtım şeyi de olabilir. Hani bizim derneği ve gençlerin önünü de açabilir. Bunları yapabiliyorsa bize gidip bunlara gönüllü olarak biz de destek olabiliriz ve onlara gönüllü olarak biz de faaliyetlere katılabiliriz. Hani aslında biraz mantığımız da bu yönde. Bu gazeteyi de bundan dolayı biraz çok çıkarmayı istedik. Çünkü derneklerin gerçekten gönüllü gençlere ihtiyacı var. Hem gelip bir şeyler öğrenip hep öğretmek. Farklı soruyla devam edeyim. Bu dediğiniz çalışmalar gayet güzel. Tabii burada çok önemli iki nokta ortaya çıkıyor. Birincisi bu işte tecrübe, ikincisi süreklilik. Yani sürekli olacak ki o tecrübe yeni çalışmaların orijinal fikirlerin de proje olarak yansımasını yapsın, ortaya çıksın. Şimdi işitme sorunu yaşayan gençlerimiz toplumsal hayatta, kurumsal işlemlerini yürütürken, alışveriş yaparken vesaire birçok sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları sizden böyle biraz somut örneklerle duymak istiyoruz. Yani özellikle şu an Van halkımız, dinleyenlerimiz, acaba işitme engellilerimiz ne tür sıkıntılar yaşıyor da biz bilmiyorduk. Meğer bunlar yaşanıyormuş. Yani bundan sonra biz buna dikkat edelim anlamında. Böyle örneklerle birkaç örnek açarsanız seviniriz. Aslında hani çok güzel örnekler de verilebilir.
hafta biz bunu bir kamu spotu olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de biz bunu AVM'lerde ve sayılarda da ekranda gösterdik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10 Mayıs, 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda biz genelde bunu farkındalık oluşsun diye bunu yapıyoruz. Hani bir işitme engelli arkadaşı önden sürükledi. Yani siz bir alışverişinizi yapın, nasıl yapabilirsiniz? Acaba insanların size karşı ne gibi bir görünüş olacak, acaba nasıl karşılayacak diye merak ettik daha doğrusu. İşitme engelli arkadaşı önden sürdük. Arkadaş giderken biz de arkadaşla çeke çeke şey yapa yapa gittik. Bazıları hani iletişimsizlikten dolayı çok farklı algılayanlar vardı. Hani şimdi sonuçta bu şu kadardır diyecek. Arkadaş yanlış anlıyor. Belki daha uygunadırdı ama belki işitme engelli arkadaş iletişim kopukluğu olduğu için anlayamıyor. Ve bu yüzden çok dönüp dolaşıyor. Çok dönüp dolaştığı için de ya beğendiği bir yere alamıyor veya da alamıyor. Gelip direkt bizimle tekrar iletişime geçmek zorunda kalıyor. Ve bazen alışverişe giderken bir de biz hani konuşan bireylerle gitmeye çalışıyor. Akrabasıyla veya bir işaretini az çok bilen biriyle gitmeye çalışıyor. Bu da gerçekten bizim için çok üzücü. Hani kurumlarda da biz aslında çoğu kurumlarda bu sıkıntı yaşıyoruz. Hani İşitme engellilere ve hani dışarıda bakıldığı zaman hiçbir engelli gözükmeyen bir grup. Ama hani diğer engel grupları gezip dolaştı, evet bu bedensel engelli, bu görme engelli, bu fark ediliyor ama işitme engelli toplumda pek fazla fark edilmiyor. Hani ondan dolayı dediğim gibi iletişimde çok büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Zaman kaybı yaşama. Bir de şu şekilde bir şey söyleyeyim, mesela abim işitme engelli. Kocaeli'de abime almaya gittik. Kendim yaşadığım sıkıntıyı söyleyeyim. Şimdi normalde ev aldığımız zaman hani daha önce böyle bir şey yoktu. Yengemle gelip imza atması gerekiyormuş tapuya. Evet. Yengem bizi evde bırakmıştık. Mesela gittim saatlerce kapıyı çaldım. Elektrikte gittiği için normalde bizim zil yerine ampul takarlar. Yanar söner, yanar söner onu fark eder. Yengem de odada namaz kıldığı için 3-4 yaşında bir yeğenim var. O olmasaydı mesela belki ya camı kırardım. Ya da kapı kırar o şekilde giderdim. Namaz üstünde yeğenim gidip elini tutup kolunu böyle çekiyor. Elini kapıya uzatıyor. Kapıyı açıyor. Ondan sonra fark ediyor. Bu olmasaydı ben sana kapıyı açmazdım diyor. Mesela alışverişe gittiğimiz zaman mesela A101'e genelde biz spor faaliyetlerinde bulunduğumuz için toplu şekilde gittiğimiz zaman A101'e veya da diğer alışveriş merkezine gittiğimiz zaman normalde ben kendimle işaretliyle konuşuyorum. Arkadaş işitme engel olduğu için. Kasaya geliyoruz. Şimdi kasiyer de benim de işitme engelli olduğumu sanıyor. Evet. O şekilde hani yazmaya çalışıyor. Şey, ya yazmanıza gerek yok. Söyleyin ben direkt size anlatayım dediğim zaman onlar da şok oluyor. Ya işitme engelli dediğim gibi en büyük engel iletişimsizlik. Kasa hesap kitap yapması. Benim bir de gördüğüm bir şey. Mesela diyelim ki sadece işitme engelli değil. Herhangi bir engel olan birini, İşte engeli olmayan, bedensel engel olmayan birisi gördüğünde onun yanında şu hareketi yapıyor. Elini yüzüne sürüp işte Allah'ım sana şükürler olsun ben böyle değilim gibi bir hareket. Bu hakikaten düşünce çok rencide edici. Yani tamam Allah'a şükürler olsun yani sağlam bir beden vermesi bir nimet. Ama bir de herhangi bir engeli olan, bedensel engeli olan birisi için bu çok böyle üzüntü verici bir durum. Çünkü engeli olan birçok insan aslında diyor ki ben bu engelim çok da büyük bir engel değil diyor. Ben yaşamaya devam ediyorum. Birçok faaliyetimi gerçekleştiriyorum. Ben de Allah'a şükrediyorum. Yani onun bu o kıyas bazen engellerimizi çok çok rahatsız edebiliyor. Edebiliyor yani dediğim gibi yıllardır dernekçilik yapıyorum. Yani işte engel ve diğer engel gruplarıyla beraber yıllardır çalışıyorum. Ben de bir engel grubunun hani evet hani çektiği sıkıntılardan dolayı da hiç şikayetçi olduk. Hani hiç görmedim kendi açılarında. Evet hani aslında en büyük engel biziz. Onlar engel değil. Biz engelleri aslında rahatlıkla kaldırabiliriz. Evet gençler burası yine dikkat çekici nokta. En büyük engel biziz aslında. Biziz yani aslında. Kendimize engelli demiyoruz ama aslında biz kendimizi avantajlı konuda gördüğümüz anda bu defa aslında biz engel olmaya başlıyoruz. Engel olma, destek ol. Engel olma, destek ol. Destek. Mesela en kısacası rampalar. Yani biz rampaları sadece engelliler kullanmıyor. Bunu çocuk arabası kullanan kadınlarımız kullanıyor, yaşlılarımız kullanıyor. Hani biraz duyarlı olmamız lazım. Mesela gidip araçları oraya park etmeleri. Bir nevi direkt dediğim gibi onlara engel oluyor. Kaldırımda ilerlerken
Aynen, yani kadınlar rampaları boş bırakmaları gerekir. Evet. Demek ki hayatta engel yok. Aslında biz onların hayatlarına engel oluyoruz ve engel koyuyoruz. Bir de çarşıda mesela sarı renkli kaldırım taşları vardı. Onlar üzerine işte özellikle görme engeller kullansın şeklinde. Sarı çizgi tamamen görme engellere has. Ama maalesef bizim esnaflarımızın da burada duyarlı olmaları gerekiyor. Mesela kaldırımlar olduğu için bazı esnaflarımız bu kaldırımları işgal ediyor. Yani görme engeller beyaz bastonla o çizginin üzerinde gidiyorlar. Ya gidip esnafın koyduğu malzemeye çarpıp duruyor. Ya dediğim gibi tamamen aslında biz engelli bireyler hiçbir şeyi engel olarak şey yapmıyor. Çünkü azimle çalışıyorlar. Azimle engelleri kaldırmaya tutmaya çalışıyorlar ama yeter ki biz engel olmayalım. Yeter ki biz engel olmayalım. Destek olalım. Yaptığı başarıları ön planda tutalım. Bu şekilde olursa hani inan engel denilen hiçbir şey yok. Bu arada kaldığımız yerden devam edelim sorularla. Pandemi sürecinde derneğimiz hangi faaliyetleri yürütebildi? Şimdi zorlu bir dönemde. Pandemi sürecinde gerçekten çok zorlandık. Özellikle biz işitme engelliler. Evet, diğer engel grupları da bayağı bir zorluk yaşadı. Biz diğer gruplar da bayağı bir yaşadı ama bizim işitme engelleri dediğim gibi iletişim. Bir de bizim işitme engelleri dudak okuma şey var. Maske takıldığı zaman direkt konuşuyor. Bizim işitme engelleri hiçbir şekilde anlaşılamıyor. Anlamıyor. Şimdi dudağı kapalı. Dudak okumaya çalışıyor ama bunu bir türlü yapamıyor. Biz ne yaptık? Şeffaf maske. İpek Yolu Belediyesi'ne şeffaf maske öğretildi. Bunlar dediğim gibi kurumlara dağıtmaya başladık. Yani bu sıkıntı bu şekil aşmaya şey yaptık. Aynen şeffaf maske bastı ve biz bunları hem işitme engelli bireylere hem diğer kurumlara ve hastanelere dağıttık. Çünkü bizim işitme engelli işlediğini bilmeyen biri için dudak okuyan işitme engelli arkadaşlarımız var. Ondan mesela örnek verirsem mesela Bitlis'te bir arkadaş beni aradı. Ya herkesin ağzından maske, kendisi de hastanede çalışıyor. Pandemiden dolayı hani izine ayrılmak istemiyor. Evet hani diğer hiç olmazsa arka planda çalışan personele yardımcı olmak istiyor o da. Görüntülü arıyor. Evet, 3G. Biz hani 3G WhatsApp'ta görüntülü diye bir konuşma var. Bu 3G'de bizim için hani işitme engelliler için veli nimet. Daha önce mesaj açıyordu. Bazen mesajlaşmalarda devrik cümleler olduğu için anlaşamıyorduk ama şu an teknoloji geliştikçe bizim de görüntülü konuşma olduğu için bayağı bir iyi oldu. Dediğim gibi aradı görüntülü. Ya dedi beni vermişler Covid bölümüne. Herkesin ağzının önünde maske. Konuşuyorlar. Benle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben kafamı sallıyorum. Bir şey anlamıyorum. Benim için büyük bir sıkıntı. Ya sağ olsun oradaki şeflerini aradık. Böyle bir sıkıntının olduğunu söyledik. Onlar da o şekil çözüm öğrettiler. Yardımcı oldular. Farklı bir birimi aldılar. Hani pandemi sürecinde de işte engel arkadaşlar gerçekten psikolojik olarak ve diğer sıkıntılara bayağı bir yaşadı. Biz pandemiden hemen sonra biraz böyle pandemi esnek olduktan sonra biz üyelerimizi toplayıp hem onlara psikoloji olarak hem onların pandemide yaşadığı sıkıntıları, biz neler yapabiliriz yapıp karşılıklı işaretlerde bulunduk. Hani o şekilde sorunları çözmeye çalıştık biz onunla. Yani işte engeller derneğimiz boş durmamış. Öyle söyleyelim. Aslında konuşan yani, başkanlar olduğu için onları sürekli çalıştırmaya biraz evet. Hani yani bazen sizlerin böyle varlığı bile aslında büyük bir çalışma. Çünkü insanların direkt problemlerini çözme üzerine bir yapınız var. Sizi mesela hangi saatlerde ararlar? Hangi sorunlarını sizlerle paylaşırlar? Biraz da bunu açalım şimdi. Ya aslında şu şekilde söyleyeyim. Benim telefonlarımı kapatamam. Hani kapattığım zaman da direkt ya niye kapattın, bu sıkıntılarımız var, ulaşmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi iletişim. Bizim işitme engelleri tamamen iletişim. Telefonlarımız sürekli açık. 7/24 açık. İnternetim 7/24 açık. Evet. Çünkü şu son dönemlerde telefonlarda güncelleme geldiği için Samsung'larda da görüntülü kalktı. Sadece internetten, WhatsApp üzerinde şu an arayabiliyorlar arkadaşlar. Gece 12, 1, ben 1'de bile kalıp hastaneye gittiğimi hatırlıyorum. Hastane niye? İşte yanlış tercümanlık. He.
kurumlarda iletişim sıkıntısı. İletişim sıkıntılı işte. Doktora yanlış ifade. Aslında dediğim gibi anlatacak o kadar çok şey var. O zaman kurumlarda bir tercümanın bulunması çok çok elzem bir durum o zaman. İşte en büyük sıkıntımız aslında kurumlarda tercümanların olmayışı. Yani normalde Ayla Soput Kalarbakan Sosyal İl Müdürlüğü'nde olması gerekir. Devlet Hastanesi'nde olması gerekir. Milli Eğitim'de olması gerekir. Hani bunların en azından olması gerekir. Ve de en azından bir iki tanesi örneğin Ayla Soput Kalar İl Müdürlüğü'nde çalışıp diğer engelli, işitme engelli sıkıntıları yaşadığı zaman hiç olmazsa orada bir dilekçeyle onu alıp götürüp kendi işlerini halledebilir. Bana sorarsan en öncelik Ayla Soput Kalar İl Müdürlüğü ve hastanelerde tercümanın olması şart. İşaret dili bilen danışmanlık olarak aslında bırakılır oraya. Diğer bütün engel grubu. Şimdi işaret dilini biliyorsam diğer engelli gruplarına da hitap edebilirim. Hani bir görme engelli geldiği zaman yardımcı olup götürüp hangi doktordaysa onu yardımcı olup tekrar alıp götürebilirim. Bedensel engelliyse alıp götürüp takibini bize kadar bindirebilirim. İşitme engelliyse aynı o şekilde hiç olmasaydı işaret dilini bildiğim için bütün sorunları bir iki kaldırabilir aslında. Anladım. Hani bulunması gereken en büyük işitme engeli en büyük işitme engeli. Bu tür istihdamlar da yapılır. Tercümanlarımız olur. Aslında bakanlığımız son dönemde müzik arası vereceğiz. Devam edelim. Müzik arası verdiğimizde de diğer soruyla devam edeceğiz. Şu an verebiliyoruz. Başkanım müzik arasından sonra devam edelim. Burada Selma Bal hocamız da sağ olsun bizlere tercümanlık yapıyor. Nasıl gidiyor diyelim. İşaret İyi gidiyor. Engelli olmak bir kusur değil. Engeller aşılmaz bir sorun değil. Engelli olmak bir kusur değil. Engeller aşılmaz bir sorun değil. Kimsenin kaderi yalnızlık değil. Hep beraber programımızın ikinci yarısına da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydın Başkanımızla ve Selma Hocamızla süreci yürütüyoruz. Tabii Recde Salih Bey var.
da her zamanki gibi bizim derdimizi çekiyor. Da görünmeyen kahramanımız. Öyle söyleyelim. Bu arada gelen mesajlara bakmak istiyorum. Bir mesajı okuyayım. Mustafa Işık hocamız, kıymetli hocamız sağ olsun. Burhan İçgüleç hocama, Aydın Türk başkanımıza ve konuğumuz hanımefendiye saygı ve muhabbetle keyifli bir program olması dileğimle demiş, mesaj atmış. Teşekkür ediyoruz. Güzel mesajlar için. Buradan da herkese selamlar. Şimdi kıymetli başkanım, dernek olarak hangi kurumlarla ortak çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi Van'ımızda biliyorsunuz bir programı gerçekleştirmek için yani birçok kurumla işbirliği yapacaksınız ki o işler ortaya çıksın, meyve versin, büyüsün, gelişsin. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Çalıştığımız kurumlar gençlik merkezleri, Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İpek Yol Halk Eğitim Merkezi, Ailesiz Okullar İl Müdürlüğü ve İpek Yol Halk Eğitim Merkezi ile genelde daha çok çalışıyoruz. Evet. Bu süreçte tabii ki valimizin de tabii bu sürede destekleri valimizin de desteği zaten olmasa bunların yürütülmesi mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Kendisinin desteğiyle yürütüyoruz. Şimdi de Dünya Engeller Günümüz var. 3 Aralık. Bu günün dışında da insanlar sizi ne derece arayıp soruyor? Biraz onu da merak ediyoruz. Van'da engelliler dernekleriyle ilgili halkımızın duyarlılığı hangi boyutta? Çok zor bir soru aslında yine benim için. Hani benim için zor olan sorular. Yani böyle dobra dobra soruyoruz ha. Kenarından tutmuyoruz. Ya şaka söyleyeyim. Aslında ben 3 Aralık ve 10 Mayıs engelliler haftasının kutlamalarına biraz hani pek fazla taraftarı değilim. Evet. Hani neden taraftarı değilim? Mesela örneğin yatalak olan hastalarımız var, engellilerimiz var. Hani bunları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10 Mayıs engelliler haftasında alıp getirebiliyoruz. O gün işte bir moral veriyoruz. Ondan sonra tekrar onu götürüp evine şey yaptığımız için bu da onun bir yıl sonraki hayali oluyor. Acaba bir yıl sonra gelip tekrardan beni götürüp o şekil moral verecek, o şekilde eğlendirilecekler mi? Aslında ben o 3 Aralık ve 16 Mayıs engeller haftası değil, engeller sadece bir gün değil, bir hafta değil, 365 gün hatırlanmalarını istiyorum. Bu bazda yanımızda olan bazı kurumlarımız var burada bütün engelliler adına da, kendi derneğimin adına da. O kurumlara da gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Hani sadece engelliler gününde değil, diğer engellilerle, engelsiz olmayan günlerde de sürekli hani bizimle iç içe işbirliği yapmadı. Buradan ben o kurumlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buradan şu sonuç çıkıyor. Biz tamam engeller gününde ya da haftasında insanlarımızı hatırlayalım ama bu hatırlamak sadece o güne özgü kalınca bu defa bir sonraki yıla kadar bu daha tam tersi bir durum oluşuyor. O ara süreçte insanlar bir kere bizi bu defa arayan soran yok. Umutlar bir sonraki aslında biz destekliyoruz çünkü sadece 10 Mayıs, 16 Mayıs Engeller Haftası veya da 3 Aralık Dünya Engelleri Günü'nde tek istemiyoruz. Hani bu başarılı gençlerin her zaman desteklenmesi gerekir. O zaman toplumda bu üniversitemizden başlamak üzere işte akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz, çünkü toplumun aydın kesimleri, işte imamlarımız ve devamında özellikle ebeveynlerimiz, anne babalarımız çocuklarına verecekleri eğitimden bu bahsettiğimiz kesimler engellerle ilgili süreci aslında bir yaşamın bir parçası olarak değerlendirmeleri gerekiyor. İşte ilk başta evet, olay sadece böyle bir işte arada bir yılda bir ziyaret edilen bir durum haline getirilmezse aslında bu ya, bizim medeniyetimize, kültür kodlarımıza da çok da uygun olmayan bir aslında yer. Şu şekilde açılış yapabiliriz. Hani 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelliler günü değil de engelliler kaldırma günü. Hani o gün engelliler birebir sıkıntıları dinleme günü olursa daha iyi olur. Hani götürüp bir faaliyet veya bir program kapsamında sadece birkaç işlem yapıp o günü doldurmak değil. Hani
biz hani STK'lı olarak 3 ara dünya engeller günü, evet, kurumlarımız, amirlerimiz o gün hani engellilerle birlikte oturup bir sohbet edip acaba ne sıkıntılarınız var? Hani evet, sıkıntılar bitmez. Hani bunu aza da indiremeyiz. Ama hiç olmazsa o gün bir iki tane sıkıntı çözebilsek ne mutlu ki bize. Yani o şekil hem engelli toplumu da mutlu olur. Hem kurum amirleri de işte ondan dolayı o şekil daha mantıklı. Yani şöyle söyleyeyim. Kurumlarımızın ziyareti, işte o gün hatırlanması güzel, tamam. Ama olayı sadece o güne özgü kılmayalım. Çünkü modern yaşam kültürü bize şunu dayatıyor. Hiç sanki hayatta problem yokmuş gibi. İşte her şey böyle lay lay lommuş gibi. İşte pembe dünyalar çizerek, işte ışıl ışıl AVM'ler, işte markalar, gençlerin takıldığı işte kafeler, hep lüks hayat ya da özendirilmiş bir hayat. İşte sosyal medya mecralarında sürekli beğeniler almak. Yani bu tür bir dünyanın haricinde, yani dünya sadece bundanmış ibaret gibi bir izlenim veriliyor. Ama şunu bilmemiz gerekiyor kıymetli gençler, dinleyiciler. Dünyada yaşanan sıkıntılar var, acılar var. Hayat tatlı şeylerin yanında acılarla birlikte var. Ve hayatı iki yönlü biz aslında değerlendirdiğimizde, kesinlikle, o zaman esas dengeyi yakalamış olacağız. Çünkü yarın bir gün, bugünün gençleri de yarın yetişkinleri olacaklar. Sonraki zamanda ise yaşları olacaklar. Kesin, aslında dediğim gibi hani bizim hani yaptığımız örneğin spor faaliyetlerinde mesela bazen destek bulamıyoruz. Hani destek bulamadığımızdan dolayı da bu hani engelli bireyler neredeyse kendi maaşlarıyla gitmek zorunda kalıyorlar. 3 Aralık ve 16 Mayıs engelliler gününde yanımızda olan iş adamlarımız, yanımızda olan kurumlarımız hani böyle bir günde hani onlara destekleyip Van adına engelsiz bir Van yaşatmalar bizim için çok, yani gerçekten onlara dokunduğu zaman o kadar mutlu oluyorlarken dünyanın en mutlu insanları oluyorlar. Burayı da biraz daha açayım o zaman, tam söylemişken. Şimdi iş adamlarımıza da önemli görevler düşüyor. Kesinlikle. Dikkatimi çeken bir şey, mesela bizlerde tam kurumlarımız sağ olsun destek veriyorlar. Ha, iş adamlarımızdan da güzel destek verenlerimiz muhakkak vardır. Kimisi bunu böyle gizli bir şekilde yapıyor. Yani o işte ilahi rızaya daha uygun düşer şeklinde düşünenimiz var. Ama açıktan destek verenlerimiz de var. Ama bunu batıya göre kıyasladığımızda, bir işte İzmir'e göre ya da bir İstanbul'a göre kıyasladığımızda, orada iş dünyasının, yani bırakın işte engellerimizin faaliyet alanlarını, normal amatörde faaliyet gösteren birçok kulübe destek verdiklerini biliyoruz. Yani bu anlamda da iş adamlarımızdan buradan sesleniyoruz. Öncelikle engellilerimize, aslında engelli olmayıp da bedensel engelli olanların olan ekiplerimize faaliyetlerine destek vermelerini istiyoruz. Nazır onlara yalnız bırakmayalım. İstihdam konusunda da mesela örneğin hani batıda bir işitme engel ve diğer bir engel gruplara gidip hidrolik kaynakçı, evet, motorcusu, boyacısı vesairesi yapabiliyorken neden bizim doğuda yapamasınlar. Hani istihdam konusunda da yine iş adamlarımızın bu konularda biraz duyarlı olup onlara iş imkanı sağlamak evet, çok için dediğim gibi hani şu an bizim işitme engelli grubunun çoğu gurbette. Evet. Hani çünkü orada iş imkanı olduğu için biraz daha iş elverişli olduğu için genelde giderler. Hatta burada yine dediğim gibi kafe açtık. Hani kafemizin açılmasının tek sebebi de yine bir İş yerini bir esnafın bana söylediği sözde, ben onu işitme engelli arkadaşlara söyledikten sonra gerçekten çok zoruma gitmiş konuşan bir başkan olarak. Ya işte, duymadığın için, konuşamadığın için seni çalıştıramayız dedi. Ben de dönüp arkadaşa dedim ki ya kusura bakma dedi, hani iletişim kopukluğu olduğundan dolayı sizi çalıştıramıyormuş dedim. Bana şu şekilde ya dedi, bizim yaşamaya hakkımız yok mu dedi. Bizim çalışmaya hakkımız yok mu? Yani şu an nefes alıyorsak çalışmaya da hakkımız olsun. Aynen. Yani bu şekilde olursa o zaman biz evde oturacağız. Yani ön yargılı davranmasınlar biz engelli gruplarına. Çalıştırsınlar gerçekten, eğer kopukluk ve değer gerçekten işimizi yapamıyorsak o zaman hak veririz. Biraz da eksik de olsun. O zaman da o muhakkak onu tamamlayacaktır. Hatta belki çok iyi, normal sana çok daha iyi yapanlarımız da muhakkak olacaktır. Esvaki'de depo sorumlusu vermişler ya. Şu an bir deponun sorumlusu. Evet. İşitme engelliyle duyup konuşabiliyor. Bu arada açtığınız kafe,
Açtığımız kafe tamamıyla bir işitme engelli arkadaş. Hani dediğim gibi o sözden sonra Konuşan Eller. Konuşan Eller. Bir de belediyemizin, İpek Yolu Belediyemizin açtığı Engelsiz Yaşam, Engelsiz Kafa var. Ziyaret ettim. Bunlar güzel şeyler. Engelli toplum için gerçekten güzel şeyler. Evet. Ama mesela işaret dili sürekli sabahtan beri iletişim diyoruz. Yani kafemizin tek açtığımız diğer bir amacıysa çalışanlar işitme engelli. Oraya gelecek olan engelsiz bireylerse hem orada zaman geçirecek, hem orada işitme engelli arkadaşlara destekte bulunacak, hem o arada da işaret dilini öğrenmiş olacak. Evet. Ve o anda da kendini geliştirmiş olacak. Hani kafamızın tamamen amacı bu. Evet. Eyvallah hocam. Bu kafeler de güzel gelişmeler. Tabii burada birçok aslında sorumuz var ama zaman darlığı sebebiyle bazı soruları belki daha hızlı geçeceğiz. İpek Yolu Gençlik Merkezimizde işaret dili eğitimi de veriyorsunuz. İşaret dili neden çok önemli? Tabii eğitimin yanında etkinlikler de düzenliyorsunuz. Bunlardan bahseder misiniz? Bir de bunun devamında da son olarak Van halkımıza burada neler söylemek istersiniz? Böyle bir geçiş şeklinde gençlerden de böyle umut dolu, somut yaşadığınız örnekler varsa onlardan da bir bahsederseniz seviniriz. 6 yıldır İpek Yolu Gençlik Merkezi'nde işaret dili kursu vermekteyim. Hani kursu açtığımız zamanlar bizim gençler geldiği zaman ya diyor bunlar konuşuyorlar, bunlar bizden güçlüdürler. Niye diyordum? Ya dedi her şeyi duyup konuşuyorlar, her şeyi biliyorlar dedi. Ya dedim bak onlar sizin dilinizi öğrenmeye gelmişler, biliyor musunuz dedim gençler. Ha, öyle mi dedi, evet dedim. Onlar şu an konuşabiliyorlar ama sizin dilinizi bilmediği için şu an birbirsiniz, eşit misiniz? Evet eşitiz dedi. O zaman gelin dedim, yarışalım dedim o gençlerle dedim. Ondan sonra gelip kaynaşmaya başladılar. Kaynaşmaya başladıktan sonra işte gelen kursiyerlerle birlikte işitme engelliler okulu, Van'da ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere okullarımız var. Evet. Biz oradaki eğitim verdiğimiz kursiyerlerle birlikte işitme engelli okulunu ziyarete gittik. Hani giderken elimiz boş mu gitti? Yok. Sağ olsun kursiyerlerimiz, sağ olsun İpek Yolu Halk Eğitim Müdürü, İpek Yolu Gençlik Müdürümüz sağ olsun. Onun desteğiyle öğrenciye bile kumbara aldık. Kumbaranın yanında işte ufak tefek hediyeler aldık, paylanço götürdük. Çocukları böyle çember oluşturduk ve kumbara verdim. Çoğunu ya bu kumbara nedir genç işte ilkokul ve ortaokul dizideki evet. öğrencilerimiz. Ya dedim gidip hocalarınızdan söyleyin ki buraya para alsınlar. Sonra ne yapacağız? Kulağınıza önüne verin sallayın bak ne oluyor diye. Evet. Sağ olsun gidip bütün öğretmenlerden para toplama başladılar. Öğretmenler sağ olsun duyarlı oldukları için elinden bozuk paranın cebinde ne varsa hepsine birer ikişer tane iş yaptılar. Bir baktım okulda her tarafta öyle çok farklı serser çıkıyor. İşaret dili öğrencileriyle işitme engelliler okullarına ziyaret gerçekleşiyor. Aynen o şekilde iş yaptık. Evet. Hocalar ya hocam dedi ne yaptınız ya dedim bakın duymak ne güzel bir şeydir dedim. Bak belki farklı sesler geliyor ama dedim hissetmek bile bir farklı bir şeydir dedim. Bak bunu hissedebiliyorlar dedim. Evet. O şekil sürekli gençlerle birlikte o etkinlikleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Şu an şöyle ekranda göstereyim. İşaret diliyle ilgili işte her harfi gösteren parmaklarla bu şekilde alfabetik bir sıralama yapılmış. Arkasında da çok güzel sözler var aslında. Onu evet. da okursanız Burhan Bey. İşitme engelli bir çocuğun yazarak en çok merak ettiği şey şu olmuş. Güneş doğarken ve batarken ses çıkarıyor mu? Güneş doğarken ve batarken ses çıkarıyor mu? Evet. Eğer ki ben sizi duymuyorsam, evet benim duyma kaybım, işitme kaybım var. Ama siz de kendinizi bana anlatamıyorsanız sizin engeliniz ne? İşte ilk başta dediğim gibi evet benim engelim var. Siz de kendinizi bana anlatamıyorsanız sizin engeliniz ne? Dediğim gibi en büyük engel aslında biz. Biz kendimizi anlatamıyorsak o zaman bizim de bir engelimiz var. Bizim de bir engelimiz var. Engelsiz evet. birey olmamıza rağmen o demek ki bizim de bir engelimiz var. Çünkü kendimizi ifade evet. edemiyoruz. Tamam. Kendimizi anlatamıyoruz. Çok güzel. Evet hocam son dakikalar Van halkımıza neler söylemek istersiniz? Van halkına bu başarılı gençlere sahip çıkmalarını istiyoruz. Kurum ve kuruluşların, yerelin, yönetimin, iş adamlarımızın. Yani daha fazla destek istiyoruz. Daha fazla destek istiyoruz bunlarda. Şimdi dediğim gibi engel olma, destek ol. Hani, evet.
desteğin olduğu yerde zaten gençlerimiz zaten azimle çalışıyorlar. Azimle zaten gitmek istediği yere kadar zaten ulaşmışlar. Ulaşabilecek en büyük başarı olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek. Yani bundan güzel bir şey de yok. Bunların da destek, onlara destek çıkarak daha güzel başarılar ve diğer gençlerimize de örnek olarak belki topluma daha çok adapte edebiliriz. Bundan Türk halkta duyarlılık bekliyoruz. Hani onlara destek olmalarını bekliyoruz. Engel olmayalım, destek olalım yeter. Ve şu şekilde belki toparlayalım. Bu toplumda birlikte yaşıyoruz. Ben buradan biliyorum ki her birimizin muhakkak çevresinde, akraba çevresinde bu tür engeli olan insanımız vardır. Dolayısıyla birlikte yaşıyoruz. Bunun ayrısı gayrısı yok. Birlikte ne kadar birbirimize değer katarsak, birbirimizin kıymetini ne kadar iyi bilirsek ve birbirimizin işini ne kadar kolaylaştırırsak o derece toplum olarak daha ileriye doğru bir adım atmış olacağız. Değerlerimizi korumuş olacağız. Bu güzel düşüncelerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak aslında biz teşekkür ediyoruz. Tutku ailesi, Tutku Radyo ailesi olarak genç İpek Yolu Gençlik Merkezi olarak ve siz bizi bu programa davet ettiğiniz için aslında ben hem burada engelli gençlerimiz ve azimli çalışan gençlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Programımızın ismi Gençliğin Sesi. Dolayısıyla buradan gençliğe dair kimin sözü varsa burada konuk etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bizler de sizleri konuk etmekten gayet mutluyuz ve bunu bir görev olarak biliyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Buradan bütün derneğimizin üyelerine, gerek bedensel engeli olan, gerek olmayan bütün gençlerimize selamlarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız. Vanımızın geleceğini, ülkemizin geleceğini hep beraber kuracağız. Umutla çalışmaya, işte sportif faaliyetlerle, sosyal faaliyetlerle var olmaya eğitimlerle devam edeceğiz. Ben Salih Bey'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Tutku Efendi yetkilisi sağ olsun. Kendisi de bu konulara gayet duyarlı. İmkanlarını sefer ediyorlar her zaman. Selma Hocama da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Kendisi şu an bir tercümanlık faaliyetini icra ediyor. Pratik olarak işaret dilini gerçekleştiriyor. Tekrar Aydın Türk Başkanımıza teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Hepinize engelsiz günler diliyorum. Yeter ki kendi zihinlerimizi, aslında gönüllerimizi engeller taşımayalım. Hayırlı günler efendim.